Sürü bağışıklığı olursa hastalık artık yayılmaz. Bu doğru. Hı hı. Ama sürü bağışıklığı için hesaplanan rakamlar yüzde 50'nin üzerinde. Genelde 60, 70, 80, 90'a kadar çıkartanlar var. Hı. Peki yüzde toplumun ortalamasını alalım. Yüzde 65'i hasta olduğunda hı hı. şu ana kadar ki hastalardaki ölüm oranına baktığımızda işte yüzde toplum Türkiye'de yüzde 2 civarında ama bütün dünyaya baktığımızda yüzde 5 civarında. Hadi asemptomatik geçirenlerle yüzde bir ikisini kaybettiğimizi düşünelim. Yani 70 milyon, %70'i, 80 milyon, 60 milyonu hasta olacak. Bunların %1'ini kaybedeceğiz. Böyle bir bedeli göze alacak durumumuz yok. Bütün özellikle salgının ilk başlangıç dönemlerinde bazı ülkelerde tartışıldı. Evet. Sürü bağışıklığı için bırakalım. Ama çok kısa süre sonra onlar da çark etmek zorunda kaldılar. Özellikle Dolayısıyla İngiltere. İngiltere, Finlandiya. Dolayısıyla sürü bağışıklığı teorik olarak mümkün, pratiği mümkün değil. Bunu Konuşanlar, söyleyenler, heveslenenler de çark ettiler bundan. Dolayısıyla sürü bağışıklığı diye bir kavramı, öyle bir kavram var ama şu anda kadar ki gördüğümüz COVID-19'da sürü bağışıklığını kabul edip her şeyi buna serbest bırakmak gibi bir şansımız yok. Hı.